Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle düzelsin. Buna gücü yetmezse diliyle düzelsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Bu kadarı imanın en zayıf mertebesidir. Yani ehli iman için imanı en zayıf olanların yaptığı iş kalple buğz etmektir. Bazı alimler dediler ki, elle düzeltmek yöneticilerin, dille düzeltmek alimlerin ve kalple buğz etmek halkın görevidir. Bazı alimler de şöyle der: kötülükle karşılaşan kişi kim olursa olsun bu üç yoldan hangisine gücü yetiyorsa onu yerine getirmekle yükümlüdür. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurur: bir de iyilik ve takva üzerine yardımlaşın. Günah ve pişmanlık üzerine yardımlaşın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası çetindir. Ayette emredilen yardımlaşma, imkan ölçüsünde iyiliğe teşvik etme, hayırların işlenmesini ve yollarını kolaylaştırmak, kötülerin ve düşmanlığın yollarını kapatmak gibi hususlar da girer. Efendimiz diğer bir hadisinde şöyle buyurur: kim bir bid'at sahibinin bid'atına mani olursa Allah onun kalbini iman ve güvenle doldurur. Kim bir bid'at sahibinin bid'atına değer vermeyip onu alçaltırsa Allah ona en korkulu günde emniyet ihsan eder. Kim de iyiliği emreder, kötülüğe engel olursa o kişi yeryüzünde Allah'ın halifesi, kitabın halifesi ve Resulullah'ın halifesidir. Huzeyfe radıyallahu anh der ki: öyle bir zaman gelecek ki aralarında iyiliği emredip kötülüğe engel olan bir müminin bulunmasından bir merkepleşinin bulunması insanlara daha sevimli gelecek. Musa aleyhisselam şöyle der: ya Rabbi, kardeşini çağırıp ona iyiliği emredip kötülükten men eden bir kişinin alacağı karşılık nedir? Onun her kelimesine bir yıllık ibadet sevabı yazarım ve ateşimle onu azap etmekten haya ederim. Bir hadisi kutsi'de Cenab-ı Hak şöyle buyurur: ey Ademoğlu! Tövbeyi erteleyenlerden, uzun emel peşinde koşanlardan ve ahirete amelsiz eli boş gelenlerden olma. Abidlerin sözlerini söyleyip münafıkların amellerini işleyenlerden olma. Böyle kişiler kendilerine verilene kanaat edip yetinmezler. Yokluk halinde sabretmezler. Salihleri severler fakat onlar gibi olmazlar. Münafıklara buğz ederler fakat onlar gibi olurlar. İyiliği emrederler fakat kendileri yapmazlar. Kötülüğü yasaklarlar fakat kendileri kaçınmazlar. Hazreti Ali radıyallahu anh Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder: ahir zamanda öyle düşük çeneli, aklı kıt bir takım adamlar gelecek. İnsanların en hayırlısının sözlerini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini söyleyecekler. Fakat söyledikleri boğazlarından aşağı inmeyecek. Onlar okun yaydan fırlayıp çıktığı gibi dinden çıkacaklar. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: Miraç gecesi bazı insanlar gördü. Bunlar kimdir ey Cebrail diye sordum. Dedi ki: bunlar ümmetinin hatipleridir. İnsanlara iyiliği emreder fakat kendileri yapmazdı. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurur:
Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendiniz tutmuyorsunuz. Aklınızı kullanmıyorsunuz, buyurur. Yani sizler Allah'ın kitabını okuyorsunuz fakat içindekilerle amel etmiyorsunuz. Onlar sadaka vermeyi emrediyorlar fakat kendileri sadaka vermiyorlar. İyiliği emretmek, kötülüğe engel olmak ve kendi nefsinden başlayarak bu esasa uymak her Müslümanın üzerine vaciptir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurur. Mümin erkeklerle mümin kadınlara da birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar, namazı dosdoğru kılarlar ve zekat verirler. Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte Allah onlara rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azizdir, hikmet sahibidir. Cenab-ı Hak burada müminleri iyiliği emrederler diye vasıflandırmaktadır. Öyleyse iyiliği emretme niteliğini terk edenler Cenab-ı Hakk'ın bu ayete vasıflandırdığı kişilerin dışına çıkmış olur. Nitekim Allah iyiliği emretme ve kötülüğe engel olma vazifesini terk eden toplumları kötülemiştir. Bu manada buyurur ki, onlar işledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yaptıkları her şey ne kadar da kötüydü. Maide 79. İçlerinde kötülük yapanların kötülüklerine göz yumuyor, onlara engel olmuyorlardı demektedir. Ebu Derda radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Ya iyiliği emreder ve kötülüğe engel olursunuz yahut Allah sizin başınıza zalim bir idareci musallat eder. O zalim idareci sizin ne büyüklerinize saygı gösterip değer verir ve ne de küçüklerinize merhamet eder. İçinizdeki hayırlı insanlar dua ederler fakat duaları kabul edilmez. Allah'tan yardım isterler ama kendilerine yardım gelmez. Günahlarının bağışlanmasını dilerler fakat bağışlanmazlar. Hazreti Ayşe radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Allah içinde 18 bin kişi bulunan bir şehir helak ederek azap etti. Onların hepsi de peygamberlerin amellerine sahipti. Hazreti Ayşe annemiz, ey Allah'ın Resulü, bu nasıl olur diye sordu. O da mübarek dudaklarıyla buyurdu ki, onlar Allah için buğz etmez, iyiliği emretmez ve kötülüğe engel olmazlardı. Ebu Zerril Gıfari radıyallahu anh, Ebu Bekir radıyallahu anh'dan nakleder. Der ki, ey Allah'ın Resulü, müşriklerle savaşmanın dışında cihat var mı? Buyurdu ki, evet vardır ey Ebu Bekir. Allah'ın yeryüzünde şehitlerden daha üstün bir takım mücahitleri vardır. Onlar hayattadır, rızıklanırlar ve yeryüzünde dolaşırlar. Allah meleklere karşı onlarla iftihar eder. Ümmü Seleme, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı, nasıl Resulullah için süsleniyorsa cennette onlar için süslenir. Ey Allah'ın Resulü, kimdir onlar diye sordu Hazreti Ebu Bekir. O da buyurdu ki, iyiliği emredip kötülüğe engel olanlar, Allah için sevip Allah için buğz edenler. Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin olsun ki, bu vasıftaki kişi şehitlerin sahip olduğu köşklerden daha yüksek köşklere sahip olacak. Köşklerinin 300 kapısı bulunacak. Kapıları yakut ve yeşil zümrütten olacak.
her kapının üzerinde nur bulunacak. Bu kişilerden de her biri 300 huri ile evlendirilecek. O huriler sadece eşlerinin gözlerinin içine bakacaklar. Hurilerden herhangi birine baktığı zaman iyiliği emredip kötülüğe engel olduğu filan günü hatırlıyor musun diyecek. Anlatıldığına göre Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Ey Musa! Sırf benim için yaptığın bir amelin var mı? Musa aleyhisselam şöyle buyurur. Ya Rabbi! Senin için namaz kıldım. Oruç tuttum. Rızan için sadaka verdim. Secde ettim. Sana hamd ettim. Kitabını okudum ve seni zikrettim. Allah şöyle buyurur. Ey Musa! Namaz senin için kılavuz. Oruç sana kalkan. Sadaka sana gölgeliktir. Yaptığın tesbihler cennette senin için ağaç. Beni zikretmen de senin için nurdur. Benim için hangi ameli yaptın? Musa aleyhisselam, Ya Rabbi, senin rızan için olan bir ameli bana göster, onu işleyeyim der. Allah şöyle buyurur. Ey Musa! Bir dostu benim için dost edindin mi? Yine bir düşmanı benim için düşman belledin mi? Musa aleyhisselam, Allah dostlarını sırf Allah için sevmenin ve düşmanlarına sırf onun rızası için buğz etmenin ne üstün amel olduğunu anladı. Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh anlatır. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, Allah katında şehitlerin en değerlisi hangisidir? Buyurdu ki, zalim bir yöneticinin karşısında dikilip, iyiliği emrederek kötülüğe engel olmaya çalışan ve bu sebeple öldürülen kişi. Eğer öldürülmezse, ne kadar yaşarsa yaşasın, kalem artık onun için günah yazmaz. Cenab-ı Hak, Yuşa bin Nun aleyhisselama şöyle vahyetti. Ey Yuşa! Kavminin içindeki hayırlılarından 40 binini ve şerlilerinden 60 binini helak edeceğim. Yuşa aleyhisselam, Ya Rabbi! Şu şerlilerin helak edilmesini anladım. Fakat iyilerin günahı ne ola ki? Allah şöyle buyurur. Çünkü o iyiler benim rızam için kötülüğe buğz etmediler. Aralarında hiçbir şey yokmuş gibi birlikte yiyip içtiler. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edilir. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedik ki, ey Allah'ın Resulü, bütünüyle kendimiz yapmadıkça bir iyiliği emretmeyelim. Yine bütünüyle kendimiz terk etmedikçe bir kötülüğe engel olmayalım mı? Buyurdu ki, hayır, öyle yapmayın. Kendiniz tamamını işlemeseniz bile iyiliği emredin. Tamamından kaçınmasanız bile siz kötülüğe engel olmaya çalışın. Seleften biri oğluna şöyle vasiyette bulundu. Biriniz iyiliği emretmeye hazırlanınca kendini sabırlı olmaya hazırlasın ve sevabını Allah'tan beklesin. Sevabı Allah'tan bekleyen kişi maruz kalacağı sıkıntıların acısını hiç duymaz. İyiliği emredip kötülüğe engel olmak ne güzelmiş. Buna sessiz kalmak ne acı bir gafletmiş. Allah, I do always find in the depth of heart, every day and night, just you. Allah, I do always find
in the depth of heart. Every day another night, just you.